Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü konumuz DNA, RNA ve ATP olacak gençler. Bu konuyu da bitirdiğimiz zaman canlıların temel bileşenleri ünitesini tamamıyla bitirmiş olacağız. Hazırsanız yaslanın arkanıza ders başlıyor. Şimdi DNA, RNA, ATP dediğimiz zaman aslında kimden bahsediyoruz? Nükleik asitlerden ve canlının temel enerji formu olan tabii ki ATP'den bahsediyoruz. Bugünkü dersimizde nükleik asitlerin çeşitlerini öğreneceğiz. DNA'nın tanımını yapacağız, yapısında hangi moleküller var bunlardan bahsedeceğiz. RNA'nın tanımını, yapısını, görevlerini anlatacağız. Yine yapısında hangi moleküller olduğunu söyleyeceğiz gençler. Hem okul yazılısı için hem üniversite sınavı için söylüyorum. DNA ve RNA'nın karşılaştırma soruları aşırı derecede çok karşınıza çıkar. ATP'nin yapısı ve özelliklerini de anlattığımız zaman tabii ki dersimizi tamamlamış olacağız. Nükleik asitler adı üstünde demek ki asidik özellikteki moleküllerden bahsediyoruz. Bunlar tüm canlılarda bulunuyor. Karmaşık yapılı organik moleküllerden bahsediyoruz. İlk kez de bunların Keşfi hücrenin çekirdeğinde gerçekleşmiş. O yüzden de bunlara asidik özellik gösteren çekirdekteki moleküller yani nükleik asitler ismi verilmiş. Çekirdeğe de şöyle bir baktığımız zaman en dış kısmında çekirdek zarı vardı. İçeride çekirdekçik bulunuyordu. DNA etrafını protein ipliklerin sarmasıyla kromatin iplik halinde bulunacaktı. Tabii ki çekirdek zarının üzerinde de madde alışverişini sağlayan porlar vardı. Baktığımız zaman nükleik asitlerin yapısında hangi elementler bulunur? Nükleik asitlerin yapısında Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfat elementleri, fosfor elementleri bulunuyor. Bunun da hangi mantıktan kaynaklandığını birazdan söyleyeceğim. Nükleik asitler yönetici moleküller dediğimiz gibi taşıdıkları bilgilerle protein sentezi, enerji üretimi, büyüme, gelişme, üreme gibi tüm metabolik aktivitelerde görev yapıyorlar. Bu nükleik asitlerden de DNA olmazsa olmazımız tüm canlılarda DNA bulunuyordu ve genetik şifreydi. Yani benim kalısal özelliklerim DNA'mın içerisinde saklıydı. Hücrelerde DNA ve RNA olmak üzere de iki çeşit nükleik asit bulunacak. Birincisi deoksiribo nükleik asit dediğimiz DNA, diğeri ise ribo nükleik asit dediğimiz RNA'dır. Baş harflerinden tabii ki kısaltma olarak DNA ve RNA diyeceğiz. Dediğim gibi DNA ve RNA'nın karşılaştırma soruları çok çıkar karşınıza. Nükleik asitlerinde yapı birimleri var. Onlara nükleotit ismini veriyoruz. Gençler, nükleotitlere de şöyle bir baktığımız zaman mutlaka yapıda azotlu organik baz dediğimiz kısım bulunacak. Şurası azotlu organik baz. Buna bağlı olarak ne olacak? 5 karbonlu şeker dediğimiz şeker bulunacak. Bir de fosfat grubundan meydana gelecek nükleotit dediğimiz birimler. Azotlu organik bazla 5 karbonlu şeker bir araya geldiği zaman bu yapıya nükleozit ismini veriyoruz. Yapıya bir de fosfat katıldığı zaman o zaman isim nükleotit şeklinde oluyor gençler. Azotlu organik bazla 5 karbonlu şekeri birbirine bağlayan bağ, aynı karbonhidratları da bağlayan bağdır. Glikozit bağı 5 karbonlu şekerle fosfat arasında ise yağlarda bulunan ester bağı dediğimiz bağ var. Şimdi DNA ve RNA olmasına göre azotlu organik bazlar birbirinden farklı şekilde bulunabiliyor. Azotlu organik bazları pürinler ve pirimidinler 5 halkalılar, 6 halkalılar gibi gruplandırabiliyoruz. Tek halkalı, çift halkalı gibi düşünebilirsiniz de gençler. Adenin, guanin, pürinler grubuna dahil oluyor. Timin, urasil ve stuzin ise pirimidinler grubuna dahildir. Burada kaçırmayacağım şey... Timin sadece DNA'nın yapısında bulunuyor. Urasil ise sadece RNA'nın yapısında bulunuyor. Kalanlar adenin, guanin, sitozin hem DNA'da var hem RNA'da var. 5 karbonlu şekerlerimiz ise riboz ve deoksiribozdur. Riboz RNA'nın yapısına katılan şeker, deoksiriboz ise DNA'nın yapısına katılan şekerdir. İnorganik fosfat grubu ise ikisinde de ortak. RNA'nın uzun adı neydi? Ribonükleik asit. DNA'nın uzun adı neydi? Deoksiribonükleik asit. He. Demek ki nükleik asitler yapılarında bulunan şeker çeşidine göre isimlendiriliyorlar diyeceğiz. Azotlu organik bazları dediğim gibi pürin ve pirimidin olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayırdık. Pürin bazları altıgen diğerleri ise beşgen şekilli iki halkanın birleşmesinden oluşuyor. Pirimidin bazları ise yalnızca altıgen şekilli tek bir halkadan meydana geliyor. Pürin bir beşgen bir altıgen iki halkadan meydana geliyordu ya o yüzden ona çift halkalı diyoruz. Pirimidin ise altıgen tek bir halkadan meydana geldiği için tek halkalı diyoruz. Pürin, adenin, guanin. Pirimidinler ise timin, urasil, sitozindir. Pürin, pirimidin. Pirimidin uzun yazılan uzun bir bölüm olan tıp fakültesini bitirenler hangi sınava giriyor? Tuz sınavına giriyorlar. Zor bir sınava giriyorlar timin, urasil, sitozin uzun olan pirimidin grubu diye aklınızda tutabilirsiniz. Tabii ki siz kendiniz başka bir kodlama, başka bir şifrede kullanabilirsiniz. 5 karbonlu şekerlerimiz, karbonhidratları görürken anlatmıştık pentozlar ismini veriyoruz. Riboz ve deoksiribozdan bahsedeceğiz. Riboz gidecek kimin yapısına katılacak? RNA'nın. Deoksiriboz ise DNA'nın yapısına katılacak. İkisinin arasındaki fark ne? Ribozdan bir oksijen çıkartılmasıyla deoksiriboz meydana geliyor gençler. Baktığımızda manda hangisi DNA, hangisi RNA'dır? Şekere bakarak ayırt edebiliriz. Timin ve urasil'e bakarak da ayırt edebiliriz. Timin varsa DNA'dır, urasil varsa RNA'dır unutmayın. Geldim inorganik fosfat grubuna H2O, H2PO4'ten bahsediyoruz. Kısaca da biz bunu hep P olarak göstereceğiz gençler. DNA'da da RNA'da da aynı şekilde bulunuyor. O yüzden ayırt edici bir özellik değil. Nükleotitlerin yapısına katılan 3. molekül inorganik fosfat grubudur. Bu molekül DNA ve RNA ve RNA'ya asidik özellik gösterir, kazandırır diyor. Şimdi ilk sayfada yapıda bulunan elementlerden bahsetmiştim ya birazdan da bu elementlerin hangi elementler olduğunu anlayacağız. Aslında ezber yapmamıza gerek yok demiştik ya şu bir nükleotit değil mi? Binlerce nükleotit bir araya geldiği zaman da nükleik asitler meydana geliyor. O zaman ben nükleik asitlerin yapısındaki elementleri düşündüğüm zaman Azotlu organik baz ha, demek ki yapıda azot var. Sonra 5 karbonlu şeker var. Karbonhidrat. Karbonhidratların yapısında ne bulunurdu? C, H, O bulunurdu. E bir de fosfat grubu var. P'yi de yapıştırdım. Demek ki nükleik asitlerin yapısında C, H, O, N, fosfat bulunur diyebiliriz. Zaten biz bunları daha öncesinde de öğrenmiştik. Şimdi tekrar karşımıza çıkmış oldu. Baktığımız zaman nükleotit adı verilen birimler bir araya gelerek zincirler yapacaklar. RNA tek zincirden meydana gelecek. DNA'da ise karşılıklı dizilen çift zincirden iki tane zincirden bahsedeceğiz nükleotit dediğimiz yapıları birbirine bağlayacak da bağlara ihtiyacımız var. Nükleotitleri birbirine bağlayan bağa fosfodiester bağı ismini vereceğiz. Bunlar fosfodiester bağlarıyla birbirine bağlanarak polinükleotit, poli çok demek diye çok nükleotitli bir yapı oluşturacaklar. Canlılardaki nükleotit çeşitleri aynı olmasına rağmen bunların sırası, sayısı birbirinden farklıdır. Bu da canlıların birbirinden farklı olmasını sağlar. Yani tüm dünyadaki canlıları düşündüğün zaman herkesin DNA'sı var dedim mi? Evet. Herkesin DNA'sında adenin nükleotiti, timin nükleotiti, guanin nükleotiti, sitozin nükleotiti var ama çeşit aynı sayı sıra farklı. Biz bunların sırasının, sayısının birbirine yakın olmasına göre canlıların akrabalık derecesi hakkında da bilgi sahibi olabiliyoruz. Bilmem ne kuşuyla seninkine baktığım zaman DNA benzerliğine birbirinden uzak. Ama senle bana baktığımız zaman ikimiz de insan olduğumuz için kuşa kıyasla daha benzeriz. Senle ablan mı, senle ben mi desek senle ablanınki tabii ki birbirine daha benzer olacak. Gençler sayı, sıra birbirine ne kadar yakınsa akrabalık derecesi de o kadar fazladır diyoruz. Devam ediyorum. Deoksiribonükleotit dediğimiz DNA molekülüyle. Şimdi DNA canlıların genetik bilgisini taşıyan ve bilgileri sonraki döllere, sonraki nesillere aktaran, protein sentezini yöneten, metabolik faaliyetleri kontrol eden çift iplikli sarmal bir yapıya sahip. Polinükleotit yani çok sayıda nükleotitin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir moleküldür. DNA tabii ki hem prokaryotlarda var hem ökaryotlarda var. Prokaryotlarda da çift zincirli ama iki ucu birbirine birleşik yani halkasal bir yapıda. Ökaryotlarda çift zincirli yine prokaryotlar gibi ama iki ucu birbirine birleşik değil helix yapısına sahip oluyor. Bunun haricinde ökaryot hücreleri düşündüğümüz zaman DNA tabii ki çekirdekte bulunacak. Prokaryotlarda ise çekirdek yok ki DNA stoplazmada bulunacak gençler. Ökaryotlarda DNA çekirdekteydi ama bunun haricinde kendine ait DNA'sı olan organellerde var. Mesela mitokondri ve kloroplast organelinin hatta tamamını söyleyeyim. Mitokondri ve kloroplast organelinin kendine ait DNA'sı, RNA'sı ribozomu vardır. Devam ediyorum. Tüm DNA molekülün, moleküllerin de bir iplikte pürüm bazlarının karşısına daima pirimidin gelecek. Hatta kural olarak da Adeninin karşısına her zaman timin gelecek guaninin karşısına her zaman sitozin gelecek. Adeninle timinin arasında ikili hidrojen bağı guaninle sitozinin arasında üçlü hidrojen bağı dediğimiz bağ kurulacak gençler. Yani şuraya azotlu organik baz buraya 5 karbonlu şeker buraya fosfat molekülü geldi. Diyelim ki şurası timin nükleotitiydi. E5 karbonu şeker deoksiriboz olmak zorunda. Şurası da fosfat olmak zorunda. Burada da bir zincir oluşacak ya çift zincirli ya. Timin'in karşısına illaki kim gelecek? Adenin gelecek. E burası deoksiriboz olmak zorunda. Burası da fosfat grubu dediğimiz grup olmak zorunda. Adenin ile timin'in arasında ne olacakmış? İkili hidrojen bağı dediğimiz bağ kurulacak. Hatırlatmak için söylüyorum. Azotlu organik bazla 5 karbonlu şekerin arasında hangi bağ kurulacak? Glikozit bağı dediğimiz bağ. 5 karbonlu şekerle fosfat arasında ise ester bağı kurulacak. Sonra şurada da bir tane polinükleotitin zinciri ya bir tane nükleotiti olacak. Diyelim ki burası guanin. Guaninin karşısına deoksiriboz buraya fosfat grubu gelecek. Guanin ise karşısına ne geldi? Sitozin. Sitozinin karşısına deoksiriboz şekeri onun karşısına fosfat grubu geldi. Guanin ile sitozin arasında da üçlü hidrojen bağı kuruldu. Şu fosfatlar da birbirlerine tabii ki bağlanacaklar. Şu bağın adı da neymiş? Fosfo-di-ester bağı dediğimiz bağymış gençler. Hemen devam ediyorum. Tüm DNA moleküllerinde adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin geldiğine göre adenin bölü timin ne olmak zorunda? Bir. Guanin bölü sitozin ne olmak zorunda? Bir. Buradan pürinler nelerdi? Pürinler hocam adenin ve guanindi. Pirimidinler kimde? Uzun sınav tuz sınavıydı ama urasil DNA'nın yapısında bulunmaz. Urasili düşünmezsek timin artı stozin. He, o zaman DNA molekülünde soru sorarsa bana pürin bölü pirimidin her zaman kaç çıkmak zorunda? Bir işlem bile yapmama gerek yok. Hadi şuradan göstermiş olayım. Mesela burada Timin'in karşısına ne gelmiş? Adenin. guaninin karşısına ne gelmiş? Stozin. guaninin karşısına ne gelmiş? Stozin. Adenin'in karşısına ne gelmiş? Timin gelmiş. Bana bir soru sorsaydı hazır şekil buradayken bir tane soruya çevireyim ben bunu. Deseydi ki hemen bakıyorum 8 nükleotit demez de 8 bin nükleotit der. Deseydi ki bana. 8 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde 2 tane adenin nükleotiti vardır. DNA'da bulunan guanini sorabilir, DNA'da bulunan zayıf hidrojen bağını sorabilir, DNA'da bulunan şeker, DNA'da bulunan fosfat sayısını sorabilir. Mesela sen hayal et 8000 nükleotitten oluşan bir DNA'da 2000 adenin nükleotiti vardır dedi. Ben derdim ki İki tane adenin nükleotidi varsa bunun karşısında da iki tane timin olmak zorunda. İki iki ne yaptı? 4 nükleotit yaptı. Toplam 8 nükleotit varsa bunun dört tanesi adenin ve timinse kalan guanin ve sitozin olmak zorunda. O zaman iki tane guanin olacak iki tane de sitozin olacak. Sitozin ve guanin sorusunu sorsa mesela buldum. Onun haricinde zayıf hidrojen bağını sorsaydı derdim ki adeninle timin arasında iki... Guanin ile sitozin arası üçlü bağ kuruluyor. O zaman iki kere ikiden dört tane e, ikili hidrojen bağı, iki kere 3'ten altı tane de üçlü hidrojen bağı, toplam 10 tane hidrojen bağı kurulur diyebilirdim gençler. Bunun haricinde benden toplam deoksiriboz sayısını toplam fosfat sayısını bulmamı isteyebilirdi. 8 tane nükleotit varsa bir nükleotitte de bir tane şeker olduğuna göre 8 nükleotitte toplam kaç tane şeker olmak zorunda? 8 tane şeker olmak zorunda. Kaç tane fosfat? Bir nükleotit. Şurası bir tane nükleotit. Bir nükleotitte bir şeker, bir fosfat olduğuna göre 8 tane nükleotitte 8 tane Fosfat grubu dediğimiz grup vardır gençler. Ben bağ sayısını şuradan kısadan hesapladım. 8000 ile 2000'li rakamlar verse tek tek zaten çizecek halim yok. Hadi buradaki şekli oturtarak soruyu sormuştum ya sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gördüğünüz gibi 8 nükleotitten 2 tanesi adeninse 10 tane bağ kuruluyor. Biz ne yaptık? Şuradaki işlem sayesinde işimizi kolaylaştırmış olduk. Devam ediyorum. DNA molekülünün karşılıklı iki ipliğinde pürüm ve pirimidin bazları zayıf hidrojen bağı denilen bağlarla bir arada tutulacak. Adeninle timinin arasında her zaman ne varmış? İkili hidrojen bağı. Guaninle sitozinin arasında ise üçlü hidrojen bağı dediğimiz bağ bulunuyor. Hidrojen bağları zayıf fiziksel bağları olduğu için oluşumları sırasında su açığa çıkmıyor. Bir de şunu unutma. Mesela bazen soru veriyor diyor ki 100 nükleotitten oluşan bir DNA'da işte diyor 40 tane sitozin vardır. Sonra diyor ki 100 nükleotitten oluşan bir DNA'da 10 tane sitozin vardır. Hangisi daha dayanıklıdır diye soruyor. Aslında ne kadar çok zayıf hidrojen bağı varsa ısıya parçalanmaya o kadar çok dayanıklıdır. Sen de işlem yaparken düşüneceksin. Guanin ile sitozin arasında üçlü bağ kuruluyor. Adenin ile timin arasında ikili bağ kuruluyor. Üçlü bağ sayısı ne kadar fazlaysa bu DNA'da o kadar çok zayıf hidrojen bağı vardır. O zaman guanin ile sitozin sayısı fazla olan daha dayanıklıdır diyeceksin. Devam ediyorum. DNA'nın üç boyutlu yapısını açıklayan çift sarmal modeli, biz anlattık ya adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin iki zincir heliks yapıyorlar, belli bir oranda katlanmalarla dönerek ilerliyorlar. Watson ve Crick modeli olarak geçer. Gençler 1953 yılında Watson ve Crick dediğimiz bilim insanları tarafından bu fikir öne sürülmüş. Daha sonra yapılan çalışmalar bunların öne sürdüğü fikrin modelin doğru olduğunu göstermiş. Bunlara ilerleyen yıllarda da buldukları bu modelden dolayı Nobel ödülü verilmiş gençler. Günümüzde de bu model hala geçerliliğini sürdürmektedir. Siz yarın öbür gün bilim insanı olur. Farklı bir model ortaya atarsınız. Ha, ya öyle değil aslında böyle dönüyor. Şunun karşısına bu geliyor. Bunun karşısına bu geliyor dersiniz. Diğer bilim insanı insanları bunlarla ilgili çalışmalar yapar ve sizin modelinizin daha doğru olduğunu söylerse bu model tabii ki ileride değişebilir. Bilimsel bilgi güvenilirdir ama her zaman değişime açıktır. Teknolojik gelişmeler oluyor. Yeni çalışmalar yapılıyor çünkü gençler ama günümüzde geçerli olan model Watson Crick DNA modelidir. Hücre bölüneceği zaman DNA kendini ne yapacak? Eşleyecek gençler. Çünkü bir hücre bölündüğü zaman iki yavru hücre olacak. Genetik materyalin DNA'nın kusursuz bir şekilde iki tane yavru hücreye de gitmesi lazım. Bunun için ne olacak? DNA eşlenecek. DNA'nın eşlenmesine DNA'nın replikasyonu ismi de verilir. Herhangi bir hata olursa yavru hücreler mutasyona uğramış aynı genetik bilgiyi taşımıyor demektir. DNA'nın eşlenmesi kusursuz bir şekilde gerçekleştirilir. Bir canlının vücut hücrelerindeki e, DNA'larını oluşturan nükleotitlerin sırası ve sayısı aynı. Nükleotit dizilişi akrabalık derecesinin belirlenmesinde önemli. Neden bahsediyorum? Senin gözünden, kulağından, dilinden, pankreasından aldığım bir hücrenin içindeki DNA'ya baktığım zaman hepsi birbiriyle aynı yapıda. Sadece aktif Genler farklı olduğu için biriyle görebiliyorum, biriyle duyabiliyorum, biriyle ünsülün hormonu üretebiliyorum gibi düşünebilirsin. Mesela bir adam cinayet işliyor, cinayet mahaline kanını döküyor. Kanından adamın DNA'sını buluyorlar senden şüphelendikleri zaman seni diyorlar ki gel senin DNA'na bir bakalım. Ağzından bir tükürük örneği alıyorlar. Sonra o kandaki DNA ile karşılaştırıp katil olup olmadığına bakıyorlar. Demek ki benim kanımdaki DNA ile tükürüğümdeki DNA birbiriyle aynı gençler unutmuyorsun. Aynı türe ait canlıların DNA'ları tabii ki büyük oranda birbirine benzeyecek. Bu durum bireyler arasındaki akrabalık derecesinin belirlenmesinde de çok çok önemli. Biraz da RNA'dan bahsedelim. RNA yapısında zaten ne bulunduracaktı? Riboz şekeri. O yüzden ribonükleik asit olarak isimlendirilecekti. DNA'dan farkı tek bir zincirden meydana geliyor. DNA patron. Protein sentezi yapılacağı zaman DNA diyor ki durun ben size şifre vereceğim. Benim verdiğim şifreye göre protein sentezlenecek diyor. DNA bir şifre veriyor. RNA'nın çeşitleri var. mRNA, tRNA, rRNA. Bunlar da protein sentezinde görev yapıyorlar gençler. Tabii ki hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda RNA molekülü var. Prokaryotun çekirdeği mi var? Tabii ki yok. Prokaryotlarda RNA molekülü sitoplazmada bulunacak gençler. Ökaryotlarda ise sitoplazmada serbest halde bulunabiliyor. Çekirdeğin içerisinde bulunuyor. Mitokondri, kloroplast ve altını çizerek söylüyorum ribozom organelinin yapısında da bulunabiliyor gençler. Ribozom organeli RRNA dediğimiz bir RNA'dan meydana gelir. DNA molekülü çekirdek zarından porlardan geçemiyor. Yani şöyle düşün. Şurası hücre. Bunun içerisinde çekirdek var. DNA'cığım nerede? çekirdeğin içerisinde DNA çekirdekten dışarıya çıkamaz. Ama protein sentezlenecek. Şurada bir ribozom organeli var. DNA bir şifre veriyor. Verdiği iki şifre kime gidiyor? RNA'ya. Bu RNA bıdı, bıdı 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 çekirdek zarındaki porlardan çıkıp ribozoma doğru yol alıyor. Demek ki RNA molekülü şu çekirdek zarındaki porlardan geçebiliyor ama DNA molekülü geçemiyor hücre zarındaki deliklerden ise ikisi de geçemez gençler. RNA'yı hem çekirdekte hem sitoplazmada görmemin sebebi zaten geçiş yapabilmesinden kaynaklanıyor. RNA molekülünün de DNA gibi kendine eşleme özelliği yok. RNA'yı patron sentezler. Patron kim? DNA. Yani RNA sentezlenecekse DNA bu işi gerçekleştiriyor. RNA molekülünün yapısında da timin yok. Onun yerine ne vardı gençler? Urasil vardı. Bizim mRNA dediğimiz mesajcı messenger RNA'mız var. Taşıyıcı RNA dediğimiz tRNA'mız bir de ribozomal RNA dediğimiz RNA'mız var. Protein sentezinde 3 RNA çeşidi de görev yapar. Yazsan arkana çok kaba taslak anlatayım. Burası çekirdek hücrenin içerisinde. Burada kim vardı? DNA molekülü dediğimiz molekülümüz. Şurada da protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organelimiz olsun. Protein sentezleneceği zaman DNA diyor ki dur. Ben şifre vereceğim. Benim vereceğim şifreye göre proteini sentezleyeceksin. Öncelikli olarak DNA'nın bir kısmından şurada mesajcı RNA dediğimiz mRNA sentezleniyor. Bu mRNA bıdı 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 bıdı, bıdı, bıdı aldığı mesajı nereye götürüyor? Ribozom organeline götürüyor. Mesajcı RNA'nın görevini aldık. Anladık mı? DNA'dan aldığı mesajı ribozom organeline götürdü. Bu mesaj buraya gittiği zaman uygun amino asitler şu sitoplazmada ya. Bu amino asitlerin ribozom organeline taşınması lazım. Kim taşıyacak bunları? tRNA dediğimiz bir RNA çeşidimiz var. Taşıyıcı RNA. Taşıyıcı RNA'da amino asitleri alacak, ribozom organeline getirecek. Burada amino asitler arasında peptit bağları kurularak protein sentezi gerçekleştirilmiş olacak. rRNA dediğimiz şey ise ribozom organelinin yapısında bulunur. Ribozom organeli zaten ribozomal RNA demek. Ribozom organeli rRNA ve proteinden meydana gelir. Amino asitler buraya geldiği zaman rRNA'lar tarafından da birbirine bağlanma işleri gerçekleştirilmiş oluyor. Tabii 12. sınıfa geçtiğiniz zaman protein sentezi diye bir ünite var gençler. Orada protein sentezi tüm mekanizmalarıyla detaylı detaylı anlatılıyor. Biz şimdi DNA'nın şifre verdiğini, RNA'nın da işleri gerçekleştirdiğini bilsek bu anlattığım kadarını bizim için yeterli. Mesajcı RNA, mRNA ne yapıyormuş? mRNA'lar protein sentezi için gerekli olan genetik bilgiyi DNA'dan alıyorlar ribozomlara taşıyorlar gençler. Sonra taşıyıcı RNA dediğimiz RNA'lar var. Yonca yaprağı şeklindedirler. Bunlar amino asitleri bağlayıp ribozoma doğru götürüyorlar. Amino asitler de ribozom organelinde birbirine bağlanmış oluyor. RNA molekülü tek zincirlidir tRNA molekülü şöyle yonca yaprağı şeklini almış ya bu kendi içinde kıvrım yaptığı zaman birbirine denk gelen kısımlarda zayıf hidrojen bağı dediğimiz bağ kurulabiliyor. tRNA molekülü 3 boyutlu özel bir yapı kazanabiliyor. Her bir tRNA molekülü kendine özgü bir aminoasiti bağlayıp protein sentezine katılması için ribozom organeline taşıyor diyeyim. Buradan geldim rRNA dediğimiz ribozomal RNA'lara ribozomal RNA proteinlerle birlikte ribozomun yapısına katılıyor. Hücrede en fazla çeşitte bulunan RNA tabii ki rRNA'dır. Neden? Bir hücrede ribozom sayısı fazladır. Ribozomların yapısında da rRNA olduğuna göre hücrede en çok rRNA olacak. mRNA dediğin Mesajı taşıyor işi bitiyor o zaman en az miktarda da o olacak tRNA da ortaya kalacak o zaman rRNA miktarı en fazladır mRNA işi bitince e, yıkıldığı için en azdır tRNA'lar da ortaya kalmış oldu ribozomun yapısına katılırken bunda da yine zayıf hidrojen bağları kendi üstünde katlanıyor 3 boyutlu bir yapı kazanmış oluyor. DNA ve RNA'nın karşılaştırması üniversite sınavında da çok sık karşımıza çıkıyor. Okul yazılarının da fix sorusu. DNA ve RNA'nın ortak özelliklerinden 5 tanesini yazınız. DNA ve RNA'nın arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız gibi kesin ve kesin karşınıza yazılı da çıkacak gençler. Şimdi DNA ve RNA'ya baktığımız zaman ikisinin yapısında da adenin, guanin, sitozin tabii ki bulunuyor. Urasil RNA'nın yapısında, timin ise DNA'nın yapısında bulunan azotlu organik bazdır. DNA'nın 5 karbonlu şekeri deoksiriboz, RNA'nın 5 karbonlu şekeri ise ribozdur. İkisinin de yapısında inorganik fosfat dediğimiz fosfat yer alacak. DNA çift iplikli, RNA ise tek iplikli bir yapıya sahip. DNA'ya ne dedim? O adam patron dedim. Patron olduğu için kendini eşleyebilir. Kendinin eşlenmesi sırasında herhangi bir problem meydana gelirse geriye dönüp eşlenmesindeki hatayı onarabilir. Ama RNA'nın böyle bir özelliği yok. Kendini ne yapamaz gençler? Hemen ben yazayım şuraya. Kendini eşleyemez gençler ne yapacak? Bir hatası var, bir kusuru var. Yıkılacak. DNA gerektiği zamanlarda yeni RNA'yı sentezlemiş olacak. Peki bunlar ne iş yaparlar diye bakacak olursak deoksiribonükleik asit prokaryotlarda tabii ki sitoplazmada bulunacak. Prokaryotta zarlı organel, çekirdek yok ki. Ökaryotlarda DNA çekirdekte bulunur, çekirdekçikte bulunur, mitokondri ve kloroplastta bulunur. Prokaryot hücrelerde de sitoplazmada bulunduğunu söyledim. RNA'da ise ekstrem bir durum var çünkü ribozom organelinin yapısında RNA varmış. O zaman prokaryotlarda hem sitoplazmada hem ribozomda bulunacak. Ökaryotta ise çekirdekte, çekirdekçikte, sitoplazmada mitokondri, kloroplast ve ribozomlarda bulunabilecek. DNA protein sentezine dolaylı olarak katılıyor. Yani doğrudan iş yapmıyor. Şifre veriyor. RNA'lar ise iş yapan kısımlardır. DNA'da çift zincir olduğu için adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin geliyor. Pürin bölü pirimidin her zaman bir çıkıyor. Ama RNA tek zincirden meydana geliyor. Adenin sayısı kadar urasil vardır. Guanin sayısı kadar sitozin vardır diye bir şey söyleyemem gençler. Unutmayın. Buradan da canlılarda enerjinin kullanılabilir formu olan ATP'ye bakalım. Şimdi ATP dediğimiz zaman tüm canlıların hayatsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu enerji. Ne yapacak canlılar bu enerjiyi nereden bulacaklar? Birincisi üretici canlılar güneş enerjisini kullanıp bunu besinin yapısındaki enerjiye dönüştürüyorlar. Ben de besini yediğim zaman diye de oksijeni çektiğim zaman besinin oksijeni yakıyorum. Buradan ATP dediğimiz molekülü elde ediyorum. Yani benim ATP üretim şeklim oksijenli solunumdur. Ama tüm canlıları düşünecek olursak solunum ve fermantasyon tepkimeleri sonucunda canlılar kendileri için gerekli olan ATP enerjiyi sentezlerler. ATP'nin uzun adı da adenozin trifosfattır. Nereden geldiğini hemen birazdan söyleyeyim. Şimdi ATP'ye baktığımız zaman onun da yapısında mutlaka azotlu organik baz olacak ama illaki adenin olacak. Soru soruyorum. Dedim ki bir hücredeki adenin miktarı azalmaktadır. Bu olaya bağlı olarak hangileri sentezleniyor olabilir, olamaz sorusu sordum. DNA sentezleniyor kendini eşliyor olabilir mi? DNA'nın yapısında adenin var. DNA kendini eşliyorsa ortamdaki adenini kullanır. O zaman adenin sayısı azalır diyebilirsin. Keza RNA sentezleniyor olabilir mi? Evet RNA'nın yapısında da adenin var. ATP sentezleniyor olabilir mi? Evet çünkü ATP'nin yapısında da adenin var. Ve unutma sadece adenin var gençler. Sonra ATP'nin de tabii ki bir 5 karbonlu şekeri var. ATP'nin 5 karbonlu şekeri RNA ile aynı riboz şekeri bulunduruyor. Buna bağlı olarak da 3 tane fosfat bulunduruyor. Adenin ile riboz birleşti isim adenozin. Bir tane daha fosfat aldılar. Adenozin monofosfat AMP. Bir fosfat daha aldı adenozin difosfat yani ADP. Bir fosfat daha aldığı zaman da adenozin trifosfat yani ATP molekülü sentezlenmiş oluyor. Aynı mantık azotlu organiz, organik bazla 5 karbonlu şekerin arasında glikozit bağı var. 5 karbonlu şekerle fosfatın arasında ester bağı var. He, fosfatlar arasında ise yüksek enerjili yüksek enerjili fosfat bağı dediğimiz bağlar var gençler. Bu yüksek enerjili fosfat bağlarının kopartılmasıyla kullanılabilir enerji açığa çıkmış oluyor. Devam ediyorum. Şimdi tabii ki ben devamlı olarak ATP yapıyorum ve ATP yıkıyorum. ATP yapımı endergonik, yıkımı ise egzergonik bir olaydır. ATP'yi yıkmaya de fosforilasyon denir. ATP'yi ne yapacaksın? Yapısındaki bir tane fosfatı kopartacaksın. Adenozin trifosfat, adenozin di fosfata dönüşecek. Bir tane fosfat da burada olacak gençler. ADP ile fosfatı birleştirirsen de buna da fosforilasyon ismini veriyoruz. O zaman tekrardan söyleyeyim. ADP'ye yani adenozin di fosfata bir tane fosfat eklenmesiyle ATP sentezlenir. Olayın adı fosforilasyon. ATP'den bir tane fosfatın kopartılmasına de fosforilasyon ismi veriliyor. Defosforilasyon sonucu açığa çıkan enerjide birçok canlılık faaliyet için tabii ki kullanılabiliyor. Hücrede besin maddelerindeki kimyasal bağlar hücresel solunum tepkimelerinde enzimlerin kontrolünde kademeli olarak yıkıldığı için açığa çıkan enerji hücreye zarar vermiyor. Şimdi baktığımız zaman oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon ATP üretiminin gerçekleştiği olaylardır. Yani şuraya oksijenli solunum yazarım, oksijensiz solunum yazarım. Bir de fermantasyon tepkimelerini yazarım. Bunlar ATP sentezinin gerçekleştiği olaylardır. ATP yıkımının gerçekleştiği olaylar ise şimdi haldır haldır konuşuyorum. Hem kaslarım hareket ediyorum hem ses çıkartıyorum. Kas faaliyetleri, sinirsel iletim, hücre bölünmeleri, aktif taşıma ile madde taşınması bunlar tabii ki ATP tüketiminin gerçekleştiği olaylardır. ATP'nin şöyle bir özelliği var. ATP molekülü hücrelerde depolanamaz, hücreden hücreye transfer edilemez. Solunum tepkimeleri sonucunda ATP üretiliyor demedim mi? Evet. Solunumun durması söz konusu mu? Hayır. Ne yapamam? Ben çok solunum yaptım çok ATP ürettim bir 5 dakika dur ya ATP tüketmeden nefes almadan durayım diye bir şey yok tabii ki belli bir süre nefesimizi tutabiliyoruz gençler ATP'ler o sırada kullanılmaya devam ediliyor ama çok solunum yapayım dur ben çok nefes alıp vereyim bir 10 dakikada solunum yapmadan durayım diye bir şey yok ATP depolanabilir bir molekül değil aynı zamanda her canlı hücre kendi ATP'sini kendi sentezlemek zorunda. Ya böbrekçiklerim sen çok yoruldun dalağım ATP üretsin sana göndersin sen orada hücresel solunum yapma diyemem. Her hücre kendi ATP'sini kendi üretecek çok sık soruları yazıyorum. Gerekli durumlarda ATP molekülü kan yoluyla ee, gereken hücrelere taşınır falan yazıyorum. ATP hücre zarından dışarıya çıkamıyor. ATP bir hücreden diğerine aktarılamıyor. Her hücre kendi ATP'sini kendi sentezliyor. Unutma. ATP enerji birimi olmasının yanında hücrede RNA sentezine doğrudan katıldığı için Canlılar için de çok 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 önemli bir molekül. Peki ne oluyor? Ökaryot canlıları düşündüğümüz zaman mesela biz oksijenli solunum yapan canlılarız. Oksijenli solunum tepkimelerinin büyük bir kısmı bizim mitokondri organelimizde gerçekleşiyor. Burada ATP üretimi gerçekleşmiş oluyor. Buraya bir yıldız 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 atıyorum gençler. Mitokondri organeli oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği organeldir. Sıkıntı yok. Burada ATP üretiliyor. Hücreler için gerekli olan her yere veriliyor. Yalnız e, fotosentez yapan ökaryotlarda kloroplast organeli var. Kloroplast organelinde de ATP üretimi gerçekleşiyor. Ama kloroplast organeli burnu büyük pinti. Diyor ki ben kendi ATP'mi kendim üretirim ama ürettiğim ATP'yi de kendim tüketirim. Yani kloroplast organelinde ATP üretimi gerçekleşiyor ama kloroplast organelindeki fotosentez tepkimeleri sırasında tekrardan tüketiliyor. Kloroplast kimseden almaz, kimseye vermez. Mitokondri bonkör ürettiği ATP'yi hücrenin gereken yerlerine gönderiyor. Gençler buradan da birkaç tane soru çözelim bitirelim. Yukarıda verilenlerden hangilerine bakılarak bir nükleotidin ait olduğu nükleik asit çeşidi söylenemez. Şimdi pürin bazlarına baktım. Adenin ve guanin. Sen adenin guanine bakarak tahminde bulunabilir misin? Bulunamazsın. O zaman pürin bazlarını almayacağım. Pirimidin bazları timin, urasil ve stozinde. de. buna bakarak aslında söyleyebilirim. 5 karbonlu şeker neydi? riboz ve deoksiribozdu. Buna bakarak da söyleyebilirim. Şuna bakarak da söyleyebiliyorum. İnorganik fosfat grubu H3PO4 veya kısaca P ile de gösterebiliyorduk. Buna bakarak da hiçbir şey söyleyemiyordum. Yukarıda verilenlerden hangilerine bakılarak bir nükleotitin ait olduğu nükleik asit çeşidi söylenemez diyor. 1 ve 4'e bakarak bir yorum da bulunamam. Gençler, şuradaki Sitozin'de de bulunamam ama Timin ve Urasil olduğu için kabul ettik. Devam ediyorum. Nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde yukarıda verilenlerden hangilerinin sayısı bulunabilir diyor. Hiç üşenmiyorum. Mesela sana dedik ki 10 tane nükleotitten meydana geliyormuş. 10 tane nükleotitten meydana geldiğine göre bir tane nükleotit şu şekilde, ikinci nükleotit bu şekilde olacak, üçüncü nükleotit bu şekilde, Sonra şu dördüncü olacak. Hemen hızlıca çizmeye çalışayım. Şurası beşinci nükleotit olacak. DNA çift zincirli olduğu için aynı mantıkla bunun karşısı için de geçerli gençler. Eğer ben bunu tamamladığım zaman 10 nükleotitten meydana gelmiş bir DNA molekülünü çizmiş olacağım. Tabii ki küçük rakam üstünden gidiyoruz ama sana 10 bin, 5 bin diye de hayal edebilirsin. Birincisi ben 10 nükleotitten oluşan bir DNA'yı buldum mu? Buldum. Pürin bazı sayısı. Ben kaç tanesinin adının, kaç tanesinin timin olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum ama şunu biliyorum. Adeninin karşısına her zaman timin geliyor. Guaninin karşısına her zaman sitozin geliyor. Pürin dediğin şey adenin artı timindir. E, primidin dediğin şey de guanin artı stozindir. Bir DNA'da bu da her zaman bir çıkıyor. Yani şu sayıyla şu sayı birbirine eşit çıkıyor. 10 nükleotitten meydana geliyorsa 5 tane pürin bazı var. 5 tane pirimidin bazı var. 2000 nükleotitler meydana geliyorsa 1000 tanesi purin 1000 tanesi pirimidin. Ama bu püründen kaç tanesi adenin kaç tanesi timin onu bilmiyorum. Toplam sayıyı biliyorum. Glikozit bağı sayısını bulabilir miyim? Bulabilirim. Neden? bir tane nükleotitte kaç tane glikozit bağı var? Azotlu organik bazda 5 karbonlu şeker arasında glikozit bağı vardı. Bir nükleotitte bir tane glikozit bağı olduğuna göre 10 tane nükleotitte pardon 10 tane nükleotitte 10 tane glikozit bağı bulunacak. Onu da bulabildim. Hidrojen bağı sayısı. Ha, hidrojen bağı sayısı neydi? Adenin ile timinin arasında ikili hidrojen bağı, guanin ile sitozin arası üçlü hidrojen bağı vardı. Ben kaç tanesinin adenin, kaç tanesinin timin olduğunu biliyor muyum? Cık, bilmiyorum. Bilmediğime göre hidrojen bağı sayısını hesaplayamam ki hangileri bulunabilir dediği için cevabımız 1 ve 2 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruya. Aslında matematiksel işlem çıkmıyor gençler. Biz sadece göstermek için çözelim. 1200 adet deoksiriboz şekeri içeren bir DNA molekülünde 400 tane timin nükleotidi bulunduğuna göre bu DNA işlenirken kaç tane zayıf hidrojen bağı kurulur diyor. Şimdi aslında her şeyi bana sormuş. Nükleotitleri düşündüğün zaman şurası azotlu organik baz burası 5 karbonlu şeker burası da fosfat değil miydi? 1200 tane deoksiriboz şekeri varsa 1200 nükleotitten meydana gelmiş demektir. He. O zaman toplam nükleotit sayım, nükleotit sayım 1200 oldu. 400 tanesi hocam timinse bunun karşısına 400 tane de adenin gelmek zorunda. 400 400 800 1200'den çıkarttım 400 bu 400'ün 200 tanesi guanin, 200 tanesi de stozin olmak zorunda. DNA eşlendiği zaman birebir aynı kopyasından yapmayacak mı? Yapacak. O zaman bir DNA'nın zayıf hidrojen bağlarını bulursam, bu eşlenme sırasında oluşacak zayıf hidrojen bağı sayısı demektir. 400 tane timinle 400 tane adenin arasında ikili bağ kuruluyor. O zaman 4 kere 2 8. 800 tane ikili hidrojen bağı var. Guanin ile sitozin arasında da üçlü bağ kuruluyor. 3 kere 2 6. 600 tane de üçlü hidrojen bağı var. O zaman bu DNA'daki toplam hidrojen bağı sayısı 1400'dür gençler. Cevabımızı işaretleyip geçiyoruz. Devam ediyorum. DNA ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir diyor. Birincisi tabii ki genetik bilgiyi taşıyacak gençler. Protein sentezinde ne diyordu? Dur ben şifre vereceğim. Benim dediğime göre işi yapacaksın. O zaman protein sentezini yönetiri de kabul ettim. Tüm canlıların hücrelerinde çekirdekte bulunur. Hadi oradan. Herkesin çekirdeği mi var? Prokaryot hücre yapısına sahip olan canlılarda çekirdek yok ki. Bakteriler ve arkeler alemindeki canlılar prokaryottu. Unutmuyorsun? Çift tiplikle sarmal polinükleotittir diyor. Evet, DNA çift tiplikliydi polinükleotit çok nükleotitin bir araya gelmesinden meydana geliyordu. Hangileri söylenebilirin cevabı da 1, 2 ve 4 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. Bir hayvan hücresinde bulunan nükleik asitlerin parçalanma sonucu aşağıda verilenlerden hangisinin ortamda birikmesi beklenmez diyor. Adenin ribonükleotiti RNA'nın yapısında adenin var mı? Var. Adenin 5 karbonlu şeker olarak RNA bir de fosfat bağlansın oldu. Guanin deoksiribonükleotiti DNA'nın yapısında guanin var. Bunu da kabul ettim. Timin ribonükleotiti RNA'nın yapısında timin. Yani diyor ki azotlu organik baz olarak timin olsun, 5 karbonlu şeker olarak riboz olsun, bir de fosfat grubu olsun. Bir kere RNA'nın yapısında timin yok ki nasıl timin ribonükleotidi meydana gelsin? Ya da urasil deoksiribonükleotidi. Deoksiriboz DNA'da olur, urasil RNA'da olur. Urasil deoksiribonükleotit diye bir şey olmaz. Devam ediyorum. Riboz şekeri ve adenin bazı sayıları bilinen RNA molekülünde yukarıda verilenlerden hangilerinin sayısı kesin olarak bulunabilir? Şimdi RNA'yı düşünüyorum azotlu organik baz 5 karbonlu şeker fosfat ama tek zincirliydi. Öyle adenin karşısına urasil guanin karşısına sitozin gibi bir şey yoktu. Bir nükleotitte bir tane glikozit bağı olduğuna göre toplam riboz şekeri neyse toplam nükleotit sayısı odur. Mesela bana dese ki riboz şekeri 100'müş. Adenin sayısı da 20'ymiş. Glikozit bağına hemen 100'ü yapıştırırım. Çünkü kaç tane ribozu varsa o kadar nükleotiti vardır. Bir nükleotitte de bir glikozit bağı olacağına göre toplam nükleotit bazı sayısıyla e, toplam şeker sayısı, toplam glikozit bağı sayısı aynı çıkacak. Sitozin bazı sayısı ne bileyim ben. Adenin sayısını biliyorum. Timin, guanin, sitozinin sayısını bilmiyorum ki. Sayılarda bir eşitlik yok ki RNA molekülünde. İnorganik fosfat grubu sayısını yine bulurum. Çünkü kaç tane şekeri varsa o sayıda nükleotit, o sayıda da fosfat vardır gençler. O zaman bulabildiklerim tabii ki 1 ve 3 oldu. Geldim diğer bir soruma. Yanda iki farklı nükleik asit gösterilmiş. Biri çift zincirli kimimiz tabii ki DNA molekülümüz. Şuna da baktığımız zaman yonca yaprağı şeklini aldığı için taşıyıcı RNA dediğimiz molekülümüz. Bu nükleik asitlerin yapısında ester bağı. ikisinde de nükleotit olduğuna göre azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker şuradaki ester bağıydı, RNA'da da var. tRNA'da da nükleotit var. Ester bağı ikisinde de ortak. İnorganik fosfat tabii ki ikisinde de ortak olacak. Riboz şekerinin DNA'da ne işi var ki dedin? Eledin. Hidrojen bağı DNA'da Adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin geliyor. Arada zayıf hidrojen bağları kuruluyor. RNA'da ise 3 boyutlu yapıdan dolayı karşılıklı gelen kısımlarda, aha da şuralardan bahsediyorum, zayıf hidrojen bağları kurulabiliyordu. Aynı şey R, RNA içinde geçerliydi. Unutmuyorsun. Hangileri ortak bulunurun cevabı da 1, 2 ve 4'e düşmüş oldu. Geldim diğer bir soruma. Aşağıda verilen olaylardan hangileri gerçekleşirken ATP harcanmaz? Biz 9. sınıfta ilerleyen konularda yani bir sonraki ünitemizde aktif taşımayı öğreneceğiz. Adı üstünde aktif. Enerji harcanarak madde taşınmasıdır. Fotosentez sırasında hem ATP üretilir hem ATP tüketilir. Protein sentezi küçük şeyler bir araya geldi büyük bir şeye dönüştü enerji harcaman lazım sinirsel iletim sırasında da tabii ki enerji harcanır ama sen büyük bir şeyi kendini oluşturan küçük şeylere hidroliz ederken yani büyük organiği küçük organiye dönüştürürken enerji harcamıyordun unutma. Böylelikle geldik dersimizin sonuna gençler. Bugünkü dersimizde neler öğrendiğimizin asıl özet kısmı burası. Nükleik asitleri öğrendik. Neydi? DNA ve RNA olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Nükleik asitlerin yapı birimleri de bizim için nükleotit dediğimiz yapılardır. Nükleotitlerin yapısında azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfat grubu bulunacaktı. Bunlar yönetici molekül dediğimiz moleküllerdi. Baktığımız zaman 5 karbonlu şekerler riboz ve deoksiribozdu. DNA'nın yapısında deoksiriboz, RNA ve ATP'nin yapısında riboz şekeri bulunuyordu. Azotlu organik bazları da çift halkalı pürinler, tek halkalı pirimidinler olarak ikiye ayırmıştık. Adenin, guanin çift halkalı, timin, urasil, sitozin ee, Pirimidin bazı tek halkalılar grubuna giriyordu. RNA, DNA'dan farklı olarak urasil bulunduruyordu. Timin gördüm DNA, urasil gördüm RNA'yı yapıştırıyordum. RNA çeşitleri mRNA, tRNA ve rRNA'ydı protein sentezine DNA şifre verecek tüm RNA çeşitleri görev yapacaktı. ATP'de adenin nükleotiti riboz şekeri 3 tane de fosfatın bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Adenozin tri fosfat ATP hu hu hu, depolanamaz hücreden hücreye transfer edilemez unutmuyorsun. ATP yapımına fosforilasyon, yıkımına ise de fosforilasyon ismini veriyorduk. Hücrede pasif taşıma yapılıyorsa, büyük molekülü küçüğe ayırıyorsan, hidroliz tepkimesi yapıyorsan ATP harcamıyorsun ama bunun haricinde diğer olaylarda ATP harcanması gerçekleşmiş oluyordu gençler. Buradan da hemen ödüllü soruya geçiyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde yeni ünitemiz olan hücre ünitesine başlayacağız gençler. Hücre ünitesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.